Sevgili Ege Türk TV izleyicileri, bir Motorida Ekmek Yollarda programı için toplanmış bulunuyoruz. Hava güzel, güneşli bir gün. Umarım güzel bir gezi olacağız. Şu anda Altınoluk'tayız. Rotamız Küçükkuyu, oradan çevre yolundan Ayvacı'ya gideceğiz. Ayvacık'tan Babakale'yi ziyaret edeceğiz. Oradaki balıkçılarla röportajlarımız olabilir. Oradan Gürpınar'a ineceğiz. Apollon Tapınağı var. Orayı ziyaret edeceğiz. Yalnız arkadaşlarımızın söylediğine göre Gürpınar yolu biraz bozuk ve çamurlu olabilir diyorlar. Onu tartışıyorlar. Biz de gidelim bakalım. Rotamızı nasıl belirleyeceğiz? Hep birlikte görelim. O zaman Ezine'ye gidelim. Ezine'den Geyikli'ye inelim. Tamam. İskele'ye inelim. İskele'den tamam. Geze. O olur. Akropoli falan da gezer. Tamam, sahil yolundan geliriz. O yol güzel. Hatta Babakale'ye gireriz. Kaleyi tamam. De bir görüntüleriz. Olur. Kalenin içerisinde. Güzel. O yol olur. Orası tamam, Geyikli'den sahil yolundan geliyoruz. Başka ne diyorsun? Hiç Ayvacık'tan aramayalım yolu. Hiç basalım gidelim Ezine'ye. Gerek yok. Daha güzel Ezine'den, yollar var. Ezine'den İskele'ye inelim. Tabii. Geyikli'ye. Oradan sahil yolundan da geze uğrayacağımız Akropol, yeri. Ondan Akropol. Sonra bütün Ören yeri, ondan sonra kaplıcalar var orada. Kaplıcalar da var. Evet, yol üzerinde. Onlar yol üzerinde. Her şeyi hepsini gezeriz. Yani bütün tarihi yerleri görmüş oluruz. Bir de Truva kalıntıları falan var. Tamam işte hepsini gezeceğiz. Evet, hepsini gezeceğiz. Yol üzerinde. Sahil yolu üzerinde. Yol üzerinde. O zaman şimdi direkt çıktığımız gibi Ezine'ye. Tamam doğru. Ezine'den aşağıya. Babakale limana iniyoruz. Tamam. Bozcaada Limanı. Doğru. Bozcaada Limanı'na iniyoruz. Evet, Geyikli Limanı'na iniyoruz. Bozcaada feribotunun olduğu. Evet. Takdiri. Oradan sahilden dönüp geliyoruz. Evet. Aynen öyle yapıyoruz. Tamam. Otamız bu şekilde daha güzel olacak bizim için. Akıcı olur. Evet başkanım. Ha, tamam. Zaten Ezine'de bir çay molası veririz. Evet, orada tekrar evet, planlamamızı güzel. Yaparız. Gereksiz sollamalar yapmayalım. Aralıkları sıklaştırmayalım fazla. Dikkat edelim. Birbirimize çok yakın sürmeyelim.
şu anda Ezine'deyiz. İlk molamızı vermiş bulunuyoruz. Güzel bir mekan burada, Ezine'nin girişinde. Reçelleriyle ünlü. Bize acı biber reçeli ve süt reçeli ikram ettiler. Tadı çok değişik. Daha önce hiç tatmadığımız lezzetler. Çaylarımızı da içiyoruz ve birazdan yola çıkacağız.
Evet, şu anda Odunluk İskelesi'ndeyiz. Yine bir mola verdik. Ege Türk'te tekneleri de tanıtalım. Evet, Cenk arkadaşımız daha önce toptan balık işleri yaptığı için Murat buraya gelip gidiyordu ve arkadaşları tanıyordu herhalde. Siz de reisimiz. Reis mi, öyle mi? Memnun oldum. Evet. Murat mı isminiz? Murat. Memnun oldum. Sağ olun. Nasıl, sezon nasıl geçiyor? Sezona yeni başladık işte. Güzel geçiyor ya. Şu anda pek bir şey oluyor yok yani, az az oluyor ama yine idare ediyoruz, masrafları veriyoruz. Peki yakaladığınız balıkları satmakta zorluk çekiyor musunuz, yoksa buraya gelip böyle Cenk gibi arkadaşlar yok, gelip yok, hemen tamam, elinizden aynen. Burada Cenk gibi arkadaşlar çok toptan veriyoruz. Toptan, evet. Abi siz de bu işi mi yapıyorsunuz? Abi, o da evet. Beraber. O da başka bir tekne sahibi. Yok, sabah. Sabaha karşı çıkardık. Aynen. Gece çalışıyoruz, desene sabah şansımız geliyoruz. Şansımız yokmuş bizim. Evet. Kaçırdık balıkları, taze balık yeme şansımızı kaybettik. Evet, evet. Aynen öyle. Gece çıkacağız, sabahleyin geleceğiz 5'te. Seni tanıyabilir miyiz biraz? Murat Aksoy. Ne iş yapıyorsun? Balıkçı teknesi reisiyiz. Bu teknenin? Bu teknenin, evet. İsmin abi teknenin? Tatar Reis. Tatar Reis. Evet. Var mı balık, nasıl? Durum nasıl? Balık oluyor. Sardalya oluyor şu anda. Sezondayız işte, yeni çıktık. Benim canım ahtapot çekiyor bu ara. Ahtapot tabii, tek tek oluyor da içinde. Bulabileceğiz mi? Yarın sabah gelsen bulabileceğim mi? Bu akşam bizimle çıkarsan yarın sabah bulursun. Bu akşam çıkayım. Tabii. Sen beni akşamdan götüreceksin yani. Geceden çıkacağız. Sabah beklesem olmaz mı? Olur, sabah görüşelim o zaman. Bunlar sonarlarımız, alt kat. 3 tane. Balığı ne? Bunlarla buluyoruz. He. Bunlar sonar oluyor, taramalı. Şu en küçüğü, bu palamut cihazı, bu da hamsi sonarımız. Ha, hepsini ayrı ayrı mı yapıyorsun? Hamsi ayrı ayrı tabii. Mesafeleri değişiyor bunların. Bu daha uzak görüyor, bu daha yakın görüyor falan. He. Balığın cinsini ayırıyoruz bunlarla. İşte diğerleri de bizim şey cihazlarımız, şunlar su üstü, gemileri. Radarlı. Bu joystick'le gidiyoruz. Limanda kaç tane şey var? Gırgır var. Şu anda 4 arkadaşız burada gırgır olarak. 4 kişi. 4 tekne var işte. 4 gırgır teknesi. Yancı? Demin söyledin bana. Tabii, yedekler de var 4 tane. Onlar yedekler. Ne işe yarıyor? Onlar da ışıkla avcılık yapıyoruz burada Ege Denizi'nde. Lamba yakıyorlar bize, ışık yakıyorlar. Balıkları topluyorlar. Ben biz de onları çevirip tutuyoruz yani. Yani şimdi ışık tutmasan gelmiyor mu balık? E tabii, şu anda bu mevsimde ay karanlığı da var. Balıklar dağınık oluyor. Siz bir yere topluyorsunuz. Tabii, biz ışık yakarak onları bir yere topluyoruz. Toplu halde almaya uğraşıyoruz. Ben şimdi limandan ışık tutsam, güzel bir ışık bulsam da aşağı ışık tutsam balık gelir mi? Tabii gelir. Vay be. Gece her zaman ışığı sever balık. En önemli cihaz hangisi burada? En önemli cihazlarımız şu alttakiler yani. Sonarlar. 3 tane tabii, sonarlarımız. Onlar olmadan balık tutamıyor musun? Onlar olmadan. GPS sistemimiz var işte. Bir de su üstlerimiz var. Dikey radarlarımız. Yani teknede her türlü cihazımız yok, var. Yok. Tabii. Akıntı abi, ben cihazı. İlk defa gördüm bu kadar. Ya şimdi bak şeye de geliyor. Burhaniye Mermersi Limanı'na da geliyor birkaç gırgır da. Evet. Onların arasında geldiniz mi hiç o tarafa? Evet tabii, geçen sene geldik, bu sene gelmedik de. Biz de balık oldukça geliyoruz oraya. Abi çok iyi ya. Abi Tatar Reis'in baba şefi reis. Sensin misin? Evet. Baba reis sen misin? Baba reis. İsim neydi abi? Murat Kram. Abi nasıl, balık var mı?
Az çıkıyor, fazla balık yok ama. Karnını doyuracak kadar çıkıyor mu? Çıkıyor. Allah denk getirsin abi. Rast gelsin inşallah. Sağ ol. Şu anda tayfaların bulunduğu alt taraf geminin kamerası. İlk kamera bu mu? Bir de yatakların olduğu kamera var. O da bir altta mı? Bir altta. Kaç kişi çalışıyor abi burada? 24. Bir gemide. Maşallah. Allah bol kazanç versin. Allah rast getirsin. Kaç? 15 milyon. 80 milyon 15 milyon. Bayağı Türkiye çapında. Hay maşallah. Burada ışıkla arıyormuşsunuz. Işıkla toplam oluyormuş. Şeyde de yukarıda Murat abiye de sorduk. Kıyıda da yapsak olur mu? Kıyıda yapsak. 24 metre sala. Ya telefonla be şeyle ya telefon şey yok mu? El feneri. O az mı gelir? Derini kurtar. Ya tam derine kadar vurması mı lazım ışığı? Deniz seviyesinin yüksekliği nasıl diyeyim? Ya ışık metresi kurtarmıyor. Yani. Tamam ışık yukarıdan mı vuruyor, alttan mı? Yukarıdan vuruyor. Yukarıdan en dibe kadar gidiyor. Evet. Kalite ışık. Şu anda Gülpınar'dayız. Apollon Simitayon Tapınağı'ndayız. Arkadaşlarımız girmeye hazırlanıyorlar. Biz de hemen Kadri Hocamızın yanına gidelim. Onun hikayelerini dinlemeye hazır olalım. 7000 seneden beri akıyormuş bu su. Tapınakta yaşayanların yaptığı sistem. Ne hala? Aynısı geliyor. Kaynaktan geliyor. Bir tadına bakalım.
Kenan Bey çalışıp da gelmiş galiba bugün dersine. Biraz bilgi var mı bu buralar hakkında? Biraz Apollon Tapınağı ile ilgili bir ön bilgim vardı. Daha önce de bir kere geldiydim buraya. Apollon Tapınağı kayıtlarda milattan önce 2. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. 1785 yılında ilk kez tespit edilmiş tapınağın burada var oldu. Fakat depremlerden dolayı sürekli toprak altında, göçük altında kaldığı için bir çalışma yapılamamış. Ta ki 1861'de ilk arkeolojik çalışması başlamış buranın. 1866'da da toprak yüzeyine çıkartılmış. Fakat yine bu arada geçen depremlerden bir süre yine toprak altında kalmış. Gerekli çalışmaları 1980'de tekrardan başlatılmış. 1980'de gelen arkeolojik kazılarını yapan ekip birçok parçanın eksik olduğunu fark ediyor burada. Daha sonra aynı ekip 50 kilometre çapındaki bu yöredeki yerleri araştırıyor. Buradaki taşların sökülerekten köylerde eşik, merdiven, dübek gibi yerlerde kullanıldıklarını tespit ediyorlar ve tespit edebildikleri, buldukları bütün parçaları da tekrar buraya getiriyorlar. Burada onları %80'ini toplanıyor, orijinalli, %20 de emütasyonla tekrardan bu sütunlar yapılıyor. Sütunlar yapımı da tüfe taşı dediğimiz taştan yapılıyor bunlar, orijinali. Yine bu bölgede çıkan bir taş herhalde. Bu volkanik bir taş. Bizim yurdumuzda Kapadokya tarafında çok bulunan bir taştır bu. Tüfe taşının özelliği. Mesela Sos taşı da volkanik bir taş. Tabii. O taraf, bu taraflar da volkanik bölgeler. Taşın özelliği, taş ocağından çıkartıldığında çok yumuşak. İşlemesi çok kolay. Fakat ne zaman havayla, rüzgarla, güneşle temas ediyor, sertleşiyor ve yapı taşı durumuna geliyor. Bu çalışmaların neticesinde de şimdi bu şeylerde, arkeoloji çalışmalarında tekrar sütunları orijinallerine benzer vaziyette tornada yapılaraktan beyaz çimento ve mermer tozuyla şu andaki tadilatta görülen yerler o şekilde yapılmış vaziyette. 26 metre boyunda olduğu söyleniliyor bu sütunların. İşte güney cepheden giriş kapısı falan ortaya çıkartılaraktan yakında yapılacak olan önümüzdeki yıllardaki çalışmalarda da birçok daha çıkartılmayan taşlar olduğu biliniyor. Onlar da çıkartıldıktan sonra yine burada müzede sergileneceği. O yüzden çalışmaların şu an için durdu ama önümüzdeki yıllarda devam edeceği söyleniliyor. Geçmişi böyle. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler. Şurada ekleyeyim, dünyanın 3. büyük tapınağı burası. Evet, ama çok da duymadık ismini yani. Bu bölgede yaşamamıza rağmen işte, biraz reklamı yapılmıyor herhalde. Reklamdan ziyade sanırım biz tarihi varlıklarımıza, doğaya sahip çıkamadığımız gibi tarihi varlıklarımıza da sahip çıkamıyoruz ki aslında bize tamamen ait olmayan, dünya insanlığına ait olan bir tarihi yapı bunlar. Bunlara sahip çıkılması gerekir, korunması gerekir ama yöre halkı, insanlar bilinçsizce kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilecekleri bütün taşları söküp götürmüşler. İşte o arkeoloji grubunun yaptığı çalışmalarla toplayabildiklerini toplamışlar. Tekrardan sütunları, merdivenleri ortaya çıkartmışlar. Böyle bir çalışma yapılmış yani. Teşekkür ederiz Kenan Bey. Evet Kadri Hocam. Vardır gene hikayeler bu bölgeyle ilgili. Hikayesi var da ben de Kenan Bey'in söylediklerine bir şey ekleyeceğim. Aynen milattan önce 2. yüzyılda Truvalılar tarafından yapılıyor. Apollon'a. Çünkü mimarı Anadolu mimar Hermogenes'in bir öğrencisi. Farklı bir stil uygulanıyor. Çift sıra yalancı sütun deniyor. Athena, Truva'daki Athena tapınağından sonra ikinci tapınak bölgedeki. Tapınağın orijinalinde Apollon heykeli, bir de ayaklarının altında bir fare resmediliyor. Yani Anadolu'da ve başka bir yerdeki tek örneği, fare kültüne tek örneği. Zaten Simiteos fare, farelerin tanrısı anlamında. Şimdi Strabon bu yöreye geldiğinde hikayesini anlatıyor. Kreta'dan, yani Girit Adası'ndan gelen kolonistler var. Yeni vatan aramak için, kendilerine yeni topraklar aramak için geliyorlar. Fakat
Geldikleri yerde Apollon kahinlerine soruyorlar. Yani kehanette bulunmalarını istiyorlar. Kahinler de diyorlar zaten, hani tam söylemiyorlar. Genel olarak bir şey söyleniyor kehanetlerde. Diyorlar ki Giritlilere, sizler diyor canlıların ilk saldırdıkları yerde diyor vatan edineceksiniz diyorlar, diyor bunlara. Bunlar çıkıyorlar, geliyorlar buraya. Hemaxitos denilen iki tane, bir de Kerses diye bir antik şehirden bahsediyor burada. Daha sonra gece yattıklarında topraktan sürüler halinde fareler çıkıyor. Sürüler halinde fareler bu kolonistlerin silahlarındaki tüm deri teçhizatı yiyorlar. Yani silahlarında ve hayvanların tüm deri teçhizatlarını yiyorlar. Sabah uyandıklarında ha diyorlar, kehanet gerçekleşti. Canlıların ilk saldırısına burada uğradık. Burayı biz vatan edinelim. Bu hikayeyi Strabon bizzat, ben Coğrafya adlı kitabında okudum. Değiştirilerek şöyle de söyleniyor. Hemaxitos bölgesinde burayı istila etmiş gene bu Giritliler. Fareler bunlara saldırdığı için, yani fareler bunların teçhizatlarını yediği için bu Hemaxitoslular burayı bu tapınağı inşa etmiş diyorlar. Ama benim düşüncem, şimdi Truva savaşlarında zaten şimdi biraz sonra gireriz içeride, Frizlerde görürüz kalmış onlar. Frizler, Truva, İlyada'daki bölümler anlatılıyor. Truva'da bazı. Burada Ak ordusu geldiğinde Apollon Kirse'de, Apollon rahibinin kızı Kirse'yi kaçırıyorlar. Ve ganimet olarak Agamemnon'a veriyorlar. Apollon tabii bu işe çok bozuluyor. Yani kendi rahibinin kızına hakaret kabul ediyor ve Ak ordusuna vebayı musallat ediyor ve Ak ordusu vebadan kırılıyor. Çünkü fareler veba şeyini yayıyor. Tabii. Apollon da sağlık, bilgelik, kehanet tanrısı. Benim düşüncem işte Truvalılar, çünkü burayı Truva savaşlarından 1100 yıl sonra inşa edilmiş tapınak. Ona atıfta bulunarak, yani Apollon'un kültüne atıfta bulunarak farelerin tanrısı Apollo Simiteon diye yapıldığı rivayet ediliyor. Benim de bildiğim bu. Yani Kenan Bey çok güzel anlattı. Bir İngiliz amiral harita çalışması yaparken 1785'lerde burayı keşfediyor. Ve bildiriyor. İngiltere'de kayıtlara geçiyor. Daha sonra kazı yapılıyor. Şurada zeytinyağı fabrikası varmış buranın üstünde. Bakın zaten orijinallerinden farklı renklerde. Geçen gün gazete yazıyordu. Anıtlar Kurulu şeyi kabul etmiş, restorasyonu. Yani evet. Mimarlar Odası itiraz etmiş galiba hani. Fakat yani bunda bir sakınca bence de, yani çok şeyini bozmuyorlar. Yani yöreden doğal taşlarla yapılıyor. Yani yapılsa taşı kullanılarak demiş. Tabii bizden sonraki kuşaklara çok güzel bir tarihi eserimiz yani. Daha bayağı bir işçilik yapılacak herhalde burada. Tabii, orada bayağı bir taşlar var, şimdi sütunlar var. Bölgede hala hazırda şeyler var, kayıp taşlar var. İşte bu bölgede 50 kilometre çapında bir yer araştırılabilmiş. Yani bu biraz daha genişletilse belki köylerde, şurada burada, yine buradaki götürülen taşlardan, kullanılan taşlardan, bahçelerde, bağlarda çıkabilir yani. Adamlar dübek yapmışlar, eşik olarak kullanmışlar, kapı kirişi olarak kullanmışlar, merdiven olarak kullanmışlar buradan götürdükleri taşları. Arkeoloji çalışmasında yapan o ekip dağılıyor, hepsini bunların tekrardan topluyorlar. Ama %80'ini işte elde edebiliyor orijinal olarak, %20'ini de emütasyonla üzerine takviye yaparak bu şekilde gün ışığına çıkarmışlar. Fare kültü olarak tek örnek. Yani heykeli, Apollon heykeli, ayağının altında bir fareyle resmediliyormuş orijinali ama heykel yok. Heykel yok. Yurt dışında da yok. Kaçırılma diye yok bir şey yani. Kayıp. Sonuçta 2000 uzun yıllar depremlerden dolayı artık toprak altında kalmış. Çok uzun kalmış. Yani deprem bölgesinde sürekli toprak altında kalmış. Asıl ciddi çalışmaları da işte 1980'den sonra başlamışlar zaten. Buradaki zeytinyağı fabrikası. İstimlak edilmiş ve şimdi içeride frizlerde görürüz. İşte bu
Apollon rahibesinin kaçırılması, işte Agamemnon'dan bunu istemesi, babasının geri istemesi, savaşta Aşil'in yakın arkadaşı Patroklos'un öldürülüp, işte Hektor tarafından öldürülüp cenaze töreni gibi İlyada'da anlatılan bölümler sırasıyla resmedilmiş. Şimdi anlarsak birazdan bakınca, ama yani o figürlerden biz anlam çıkarabilir miyiz bilmiyoruz. Bir arkeoloji öğrencisi var kahramanın yanında, bir arkadaş. O bize herhalde teknik bilgileri verebilir. Ha bir de şu var. Evet. Mesela bu şeyde bir de şey kullanılmış. Sosyal alanlar da yapılmış. Herhalde rahip ve rahibeler için ev, hamam ve benzeri yapılar yapılmış. Bizde imam evi yapılıyor caminin ya. Yani fark olarak, yani bu Apollon tapınağında fark olarak bir de onları ilave etmişler burada. Farkı oradan geliyor. Biraz da gezelim, canlı canlı görelim. Mesela az önce, tam bilmiyorum şimdi. Az önce Nuri şey, Bey, Aleksandros Truvası'ndan geçtik. Aleksandros Truvası, İskender'in Truvası. İskender'in diğer bir adı da Aleksandros, yani koruyucu anlamında. İskender'in generallerinden Antiogenes kurmuş bu kenti. İskender'e atıfta bulunarak. Fatih Sultan Mehmet, çok aydın bir padişah. Osmanlı'nın en aydın padişahı, en iyi eğitim almış padişahı. O zamanlar Latince bütün eserleri, İlyada'yı, Odysseia'yı hepsini okumuş ve çıkıyor Truva'yı aramaya. Priamos'un Truva'sını aramaya. Fakat geliyor, burada Aleksandros, az önce içinden geçtiğimiz Truva'yı buluyor. Daha sonra 1800'lü yıllarda malum kişi Şliman, arkeolog falan değil, hazineci, defineci, fakat antik Yunan edebiyatına karşı meraklı, bizim Truva'yı talan ediyor. Oradaki hazineler önce Berlin'e, daha sonra Rusya'ya. 2. Dünya Savaşı'nda Ruslar Berlin'i ele geçirince şu anda Rusya'da. O hazinelerin de Priamos'tan 1000 yıl daha önceki bir krala ait olduğu söyleniyor. Yani Priamos Truva'sının değil. Eğer bir gün Sayın Başkanım yine bir Truva turu yaparsak, orada onu anlatırız. O çok daha güzel. Yani seyreden seyircilerimizin, Ege Türk seyircilerin daha zevk alarak dinleyebileceği bir öykü. Eğer o size kalmış. Zaten hocam bugün işte fanların oluşacak yani. Çok güzel kültürel anlatıyorsun. Kültürel mirasımız Nuri Bey. Kültürel mirasımız tüm insanlarımız tarafından bilinsin. Gençlerimiz ilgi duyarsa, Batılılar bunları edebiyat olarak anlatıyorlar çocuklarına. Bizler de bu toplar. Maalesef içinde yaşıyoruz yani, ama içinde. Hiçbir şeyden haberimiz üstelik yok. Üstelik o insanların parçasıyız biz. Genlerimizde mutlaka var. Bölgesinin Troyalıları yapıyor tapınağı ve Apollon'a olan şükranlarını az önce anlattık. Ak ordusuna Kırses'i kaçırdıkları için Apollon fareleri musallat ediyor ve Ak ordusu kırılıyor vebadan. 1100 yıl sonra yapılan tapınakta da işte şeye ithafen, Apollon'a ithafen fareleri Ak ordusuna saldığı için ona şükür adına yapılan bir tapınak. Peki Fırat, sen restorasyonla ilgili birkaç fotoğraf da gördün demiştin. Evet. Birkaç yanlış bir şey var sanırım yapılan restorasyonunda. Evet. Yani daha sonrasında gördüm tabii, internet haberlerinden gördüm, ama tapınağa molozların atılması için tır çıkıyor. Ve bu bir yanlış tabii ki. Çünkü bu tapınağın asla dönüşü yok. Yani üzerine 2300 sene geçmiş, geri dönüşü yok. Onun dışında bir de restorasyon hakkında demiştim ben. Tam olarak nasıl eleştireceğimi bilmiyorum bu konuda, ama bu biraz fazla restore edilmiş şekilde. Bu yüzden.
Gerçeğiyle birebir aynı değil galiba. Gerçeğiyle birebir aynı olabilir ama. Aynı olması mümkün değil kahraman. Gerçeğinle birebir aynı yapmak mümkün değil ama. Ha şu Anıtlar Kurulu'ndan izin çıkmış. Geçen gazetede okudum ben. Aslında yani orijinalini bozmamak adına belki doğru ama. İnsanlar da hani gelip burada yıkıntı Molozyo'nun dışında mesela Bergama'da o Zeus sunağını görmek için ta Berlin'e gidecek hiçbirimizin imkanı yok. İmitasyon bir maketi yapılsaydı orijinal işte bu kireç taşından çok daha güzel olurdu. İmitasyon maketi olsaydı güzel olurdu. Bence tapınağın üzerine zaten tapınaktan çok az bir şey kalmış. Tabii. Hani tabii. Restore de bir sınır olmalı yani o yüzden dedim. Bir de bu Hermogenes Anadolu mimar bilgim var mı? Yani ben de onun öğrencisi yapmış ve yeni bir anlayışla yapılmış tapınak. En son hali mi? Hayır işte ilk tapınak hali. Yapılırken tabii yalancı sütun denilen gerçi o alan mimari ve mühendisliği ilgilendiriyor. Evet. Ne demek? Poseidon yalancı sütun olur. Evet. Sanırım ekonomik durumda yapmışlardır. Ondan mı? Ondandır. Poseidon Dipteros o yüzden. Çok anlamadığımız için sadece. Daha çok sütun gösterebilmek için sütunlara aralık koyuyorlar. Görkemli gözüküyor ama dışarıdan arada boşluk oluyor. Anladım bak. Ha. Büyük tapınak görkemli büyük gözüküyor ama masraftan kurtuluyor. Yani doğan görünümlü şahin oluyor. Bir zaman. Mesela Dipteros olsa önünde 8 ve arkada 8 tane olacak. Yanları saymadığım halde. Poseidon yaparsanız 32 tane olması yerine 16'ya düşürürsünüz. Ama aynı görkemi verir. Görkemi verir. Bak, aynen. Yani. Efes Artemis Tapınağı dışında bildiğim kadarıyla Comune Crate dediğimiz sütunların kaidelerinde kabartmalı oluyor. Sanırım Troya Savaşı'nın hikayesini yapıyor demiştiniz az önce. Sadece bu iki tapınakta olduğunu biliyorum ben. Frizlerde değil mi? Tamam, frizlerde vardır o ayrı bir sisteme de bu bahsettiğim sütunlarda kaidelerinde. Bak ben sadece frizlerdekini biliyorum. Yani İlyada'daki bölüm sırasına göre aynen resmedilmiş olaylar. Az önce bahsettik ya biraz. Bu, yani dışa doğru o çıkıntı olmasının sebebi yuvarlak hani girinti çıkıntı böyle oval olmasının sebebi mi yani ondan mı bahsediyorsun? Onlar değil. Sütunlarda şu anda o görünüyor. Şu an sütunlarda zaten yok hiç bahsettiğim Comune Crate yok. Peki bunlar? Girinti çıkıntı dediğin sanırım tamburlardaki yivlerden bahsediyorsun. Aha. Aris ve yivler var. Evet. Onlar desen. Sadece desen. Evet onların bir şey ifade etmiyor. Ha, kaideden bahsediyorsan orada da Trakilos ve Taurus var o da desen yani gösteriş görsellik. Başka hiçbir şey yok. Başka ama yok. Yeni bir anlayışmış değil mi o yani dediğim çift sıra sütun tambur. Hani o zaman için bir mimaride bir devrim değil mi? Bilgim yok o konuda. Güzel ama buranın biraz daha restore edilmesi gerekiyor. Yani oranın değil buraların. Hani şu anda bak bildiğin tarihin üzerinde görüyoruz. Bak, toprak aralığında görüyoruz. Truva'ya gideriz bak. Truva'ya. İnşallah. O efsanevi kentin halini görsen bir de. Yani hiçbir zaman hayalindeki bir şekilde canlandırılamaz. Çünkü orijinalini bozarsın o zaman. Zaten 7 kat. Tabii. Hayır. Yürüdüğümüz yer var. Bile. Hani yürüdüğümüz yer bile şey düzgün. Tamam Truva orada biraz daha şey davranmış. En azından iskele yapmış ahşaptan ama bu da masraf. Şimdi ne kadar destek geliyor ki ya da ne kadar kişi geliyor ki bu karşılasın da yapılsın. İskender Anadolu'ya girdiğinde Persleri koşturuyor. Darius'un ordusunu satraplı şeyde. Geliyor Truva'ya. Aşil'in mezarını buluyor. Patroklos'un mezarını buluyor. Onlara sunular sunuyor, adaklar veriyor ve kent çok harabe halinde. Yani milattan önce 300'ler değil mi? Şey. Tabii kaç? Milattan önce 334 olması hatırlıyorum. Ve söz veriyor. Athena tapınağını İskender yaptırıyor şeydekini. Ha. Diyor ki ben bu şehri ihya edeceğim. Yani çünkü onun destanıyla büyümüş İskender. Zaten İskender'in yastığının altında her zaman İlyada ve Odessa olduğu söylenir. Her katalog. Strabon da İlyada'dan katalog diye bahsediyor. Her dizesinde işte bir ırk, bir milletten bahsediliyor. Granikos çayının kıyısında, Biga Ovası'nda Pers ordusunu bozguna uğratıldıktan sonra fetihlerine devam ediyor ama tabii arkadaşımız birazcık fevri bir adam. 30 yaşında Sara'dan ölüyor. Ve onun komutanı da işte bu şeyi yaptırıyor. Az önce geçtik ya çektin mi hiç başındaki kamerayı? Dönüşte alacağız. Saydım bir iki. Dönüş oradan olmayacak. Yani fazla orada o buradan daha kötü bir durumda.
Evet. Aleksandros Kulesi. İskender'in generali. Ona ithafen yapıyor orayı. Küçük bir yer mi? Küçük bir orası. Zamanında gene büyük bir şehirmiş. İşte depremlerle şunlarla bunlarla 2000 yıl, 2300 yıl içerisinde tabii. Peki şimdi bak şimdi duvarda gördüğüm kadarıyla yani alttaki köşe farklı, sonradan döşenen taşlar farklı. Birazdan arkadaşımız Ahmet de gösterir. Bu buraya burada yani 2, 3, 4 ayrı hani Yunanlılardan sonra da ya da önce. Yani kesinlikle. Birkaç tapınak. Şey mi ırk mı yaşamış? Öyle bir şey var mı? Yunanlılar aslında burada değil mi? Şey yani milattan önce 300'lerde. İskender'in ordusuyla gelenler, ondan önce, daha önceden bahsettik ya, yerli halklar var, Luiler, işte Pelakslar, Galatyalılar, Bitinyalılar yani, yani yerli Anadolu halkları ve bunlar kesinlikle Yunan değil. Peki hani şeyin yapılması ondan sonra mı? Değil. Onlardan sonra mı, önce mi? Bu onlardan yapıyor. Tapınağı onlar yapıyor zaten. Bahsettiği yerli halk yapıyor. Tabii. Truvallar yapıyor dedim ya sana. O Helenleştirme dönemi işte bu anlattığımız hikayelerin bir kısmı o Helenlere ait hani hep Aka kahramanları olarak yok. Herkül işte ne bileyim Telepos yani çeşitli kahramanları var. Helenleştirme deniyor o dönemi. Bahsettiğin yapılar da devşirme oluyor. Muhtemelen belki de tapınağın birkaç malzemesi. Hamamın parçası mı bilmiyorum ama yer galiba hamam galiba hamam. Çünkü bu farklı bir tapınak. Çünkü mimari de Roma'ya benziyor muhtemelen Roma mimarisi. Büyük ihtimal. Tapınaktan devşirme taşlarla köşeyi tam dikkat ediyorsan köşeleri zaten sağlamlaştırmak amaçlı. Sadece köşeler. Kolon şeklinde tıpkı köşelere güçlendirmişler. Bizdeki camilerde de var bu taşlar biliyorsunuz değil mi? Eski camilerde böyle. Burhanede Koca Camii. Tabii. Evet. Güzel yerlerde daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. We'll be right back.
Thank you.